Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı ile basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz. Biz de pozitif adımlar atmaya başladık. Şimdi pozitif bir atmosfer var. Geldiğimiz noktada da düzenli diyalogumuz var. Cumhurbaşkanımızın AB liderliğiyle, aynı şekilde AB üyesi ülkelerin liderleriyle, başta Sayın Merkel ve Macron olmak üzere. Bizim de muhataplarımız da gerek Borrell, gerekse Ivan Korçok gibi üye ülkelerdeki dostlarımızla bir diyalogumuz ve samimi bir şu anda çalışmamız var. Önümüzde önemli bir fırsat var. Bu ilişkileri, bu pozitif atmosferi değerlendirip ilerleme kat edebileceğimiz alanlarda somut adımlar atacak mıyız, atmayacak mıyız? Pozitif atmosfer bir noktaya kadar iyi. Özellikle de bu alanlarda adım atmak bakımından da faydalı. Ama bunun sürdürülebilir olması için karşılıklı adımları atmamız lazım. Bizim ise Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz gayet sarih. Bir, Türkiye üye ülkedir. Mektupta da yazdığım gibi Batı Balkanlar Türkiye ayrımı yapmak doğru değil. Avrupa Birliği'nin kendi müktesebatıyla da çelişiyor. İki, biz bugüne kadar verdiğimiz sözleri tuttuk. Bundan sonra da hepsini tutarız. Her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Önümüze siyasi engel çıkmasın. Üç, somut adımlar atma konusunda ise bizim önümüzdeki süreçte Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini, modernizasyonunu başarabiliriz. Her iki tarafın da yararına. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız bunu söylüyor. Aynı şekilde vize serbestliğiyle ilgili konuda somut gelişmeler kaydedebiliriz. Bu da bizim elimizde. Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının bugün güncellenmesi konusunda hemfikiriz. Avrupa Birliği ile ve üye ülkelerle, özellikle transit ülkeler olan Slovakya ve Orta Avrupa ülkelerindeki dostlarımız da bunu çok istiyorlar. Ama bunun güncellenebilmesi için bizim tekliflerimize Avrupa Birliği'nin geri dönmesi gerekiyor. Tam bir sene oldu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in bu konuda mutabakata varması Brüksel'de ve Borrell ve beni görevlendirmesinden bu yana tam bir sene geçti. Biz hemen teklifimizi AB'ye ulaştırdık ama henüz Avrupa Birliği'nden bir dönüş olmadı, resmi bir dönüş olmadı. Doğu Akdeniz Konferansı'nı teklif ettik hakça paylaşım konusunda. Henüz o teklifimize de bir cevap gelmedi. Pozitif atmosfer iyi ama artık somut adım atma zamanı. Yani Avrupa Birliği'nin zamana oynamaması gerekiyor sevgili Ivan ve bu üyelik konusu başka bir konu. Çok kolay olmadığını ben de biliyorum. AB Bakanlığı ve baş müzakerecilikte yapmış, Avrupa Konseyi'nde uzun yıllar görev yapmış bir arkadaşınız olarak şu andaki tabloyu biliyoruz. Ama mesafe kat edebileceğimiz, iki tarafın da yararına olan konularda bile Avrupa Birliği'nin zamana oynamaması gerekiyor. Bir dost olarak bunu açıkça söylüyorum. Ve sizin gibi dost ülkelerin, temsilcilerinin buradaki tutumu faydalı olacaktır. Şimdi önümüzdeki zirvede biz işte ilave yaptırım olacak mı, olmayacak mı? Bunlar hiç konuşmuyoruz. Konuşmak da istemiyoruz. Bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Biz önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile bu ortak alanlarda nasıl birlikte adım atabiliriz? İlişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Her iki taraf için de stratejik öneme haizdir bu. Ve Avrupa kıtasının refahı, istikrarı ve güvenliği için nasıl birlikte çalışabiliriz? Buna odaklanıyoruz. Ve biz Türkiye olarak bu konuda samimiyiz. Elbette Türkiye'de kendi insanımız için gerekli olan ve başlattığımız yargı reformu, insan hakları eylem planı, ekonomik reform gibi alanlarda attığımız ve atacağımız adımlar da bu süreci destekleyici olacaktır. Ama burada da Avrupa Birliği çıpasının hiçbir zaman kaybolmaması gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu anlamda ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız. Terörle mücadele konusu gibi diğer alanlarda da Avrupa Birliği'nden samimi destek ve işbirliği bekliyoruz. Çünkü terör hepimizin belası. Teşekkür ediyorum. Efendim, benim sorum Sayın Bakanımıza. Suriye ihtilafı bildiğiniz gibi 10. yılını geride bıraktı.
şu anda neredeyiz? Yani nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ve Katar ve Rusya ile başlatılan Suriye konulu üçlü istişare sürecinin rolü ne olacak? Astana sürecine bir alternatif olabilir mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, 10 sene oldu. Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabileceğimiz noktalar, konular da var. Ama halen karamsar olduğumuz konular da var. İnsani bir dram olduğunu her şeyden önce görmezden gelemeyiz. Bugün 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 3.6 milyonunu bizde yaşıyor yaklaşık. Bugün Suriye'nin kendi toprakları içinde 6 milyona yakın insan evini terk etmiş durumda. Bugün yine yaklaşık 5 milyon Suriyeli'nin barınma ihtiyacı var. Bugün Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Bizde de 1 milyon civarında okul çağında Suriyeli var. Bunların 700 bini okula gidebiliyor. Yani gerçekten insani bir dram var. Bugün DAEŞ bölücü terör örgütünden Suriye tamamen kurtulmasa bile, yani artık herhangi bir yeri kontrol edemiyor. Fakat aynı şekilde bölücü terör örgütü PKK-YPG onun yerini aldı Kuzeydoğu Suriye'de. Ve bu terör örgütü de maalesef bazı batılı müttefiklerimizden de destek görüyor. Gerek sahada gerekse o ülkelerde. Diğer taraftan siyasi çözüme fazla yanaşmayan bir rejim var. Bunu Anayasa Komisyonu toplantılarında da görüyoruz. Ama diğer taraftan siyasi süreç konusunda biraz önce siz bazılarından bahsettiniz. Türkiye'nin katkılarıyla, öncülüğüyle, bazen Rusya'yla ikili, bazen Rusya-Türkiye-İran olarak. Eskiden fikirdaş ülkeler vardı, Uluslararası Suriye Destek Grubu vardı. Maalesef bu ülkeler yavaş yavaş elini ayağını Suriye'den çekmeye başladılar. Bu çabalarımız sayesinde Cenevre bugün canlı, Astana sürecini başlattık. Ve Anayasa Komisyonu toplantısının 6. toplantısını Ramazan'dan önce gerçekleştirmek istiyoruz. Lavrov bu konuda iyimser. Geçen gün kendisiyle Doha'da görüştüm. Çünkü rejimle onlar konuşuyorlar. Patterson da gidiyor. Yani sonuçta biz bir, tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz. İki, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünün kesinlikle korunması gerekiyor. Üç, artık Suriye'ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşün sağlanması gerekiyor ve Suriye'ye dönen insanlara da temel ihtiyaçlarını bizim karşılamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile göç mutabakatını yenilerken ortaya tekliflerimizden bir tanesi de buydu. Sonuçta bu insanların dönmesini gönüllü olarak, güvenli olarak bizim desteklememiz gerekiyor. Dört, Suriye'de terör örgütüyle PKK, YPG, DAEŞ'le mücadelemizi de sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Yabancı terör savaşçılarla aynı şekilde mücadelemizi sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Ve önümüzdeki süreçte bu siyasi sürece daha da ağırlık vereceğiz. Ve sahada insani yardımların ulaştırılması konusunda da adımları atmamız gerekiyor. Bugün biz içeride ve Suriye'de yaklaşık 9 milyon insana insani yardım ulaştıran ülkeyiz. Uluslararası toplumun da yardımlarının %100'ü şu anda bizim sınırlarımızdan karşı tarafa geçiyor. BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesi gerekiyor. Yeni kapıların açılması gerekiyor. Sahada insani yardımlarımızı arttırmamız lazım. Eğitim vesaire diğer hizmetlerin verilmesi gerekiyor. İşte Doha'da da biz bunları konuştuk. Türkiye, Doha ve Rusya Federasyonu olarak. Bu Astana sürecine de alternatif değil. Bu aynı şekilde Cenevre sürecine de alternatif bir girişim değil. Ayrıca PKK'nın Kuzeydoğu Suriye'sinde, Suriye'nin doğusundaki bu ayrılıkçı politikalarının da engellenmesi gerekiyor. Bunları da o günkü toplantıda konuştuk. Sorry, it was long a little bit.
Benim sorum Sayın Konuk Bakan'a olacak. Sayın Bakan, Kırım'ın ilhakının 7. yıl dönümü. Slovakya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım Tatarlarına ilişkin tutumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Well, thank you for that question. I raised the issue of ben Ukrayna ve Ukrayna'nın Avrupa'nın güvenliği için önemi konusunu gündeme getirmiştim. Slovakya'nın bu çerçevede yasa dışı ilhak pozisyonu kesinlikle nettir. Biz bunu kesinlikle tanımıyoruz. 2014'te gerçekleşen şey uluslararası hukukun kesinlikle bir ihlaliydi ve biz bunu tanımıyoruz. Buna ilaveten tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de tanıyoruz. Ama bütün bunlara ilaveten biz Ukrayna'nın Avrupa sürecini de son derece yakinen destekliyoruz. Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerini, ortaklık anlaşmalarıyla gerçekleştirdiği bu ilişkiyi desteklemeye devam ediyoruz. Ukrayna'nın NATO içerisindeki her tür işbirliği formatını da sevgiler, sevgili meslektaşımla, mevkidaşımla konuştuğumuz gibi destekliyoruz. Tabii ki bu bir işbirliği ortamıdır. NATO ile bir işbirliği gerçekleştirebilmesi için bir üyelik formatı da düşünebilir. Böyle bir üyelik faaliyet planı gerçekleştirilebilir. Ancak şu aşamada bu ikisi arasında işbirliğini nasıl daha ilerletebiliriz, nasıl bunu gerçekleştirebiliriz, bununla ilgili değerlendirmelerimize devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu gerçekten bu özgür bir ülkenin özgür bir tercihidir. Hem Avrupa Birliği ile hem de NATO ile ilişkilerini geliştirme kararı. Bu kesinlikle hiç kimseye karşı alınmış bir karar değil de dolayısıyla Slovakya komşusunu bu anlamda desteklemeye devam edecektir. All right. Very good. Thank you very much.